merhabalar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgısının Avrupa'daki durumu ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz. Vakaların %60'ı İstanbul'dan raporlandığı ifadelerini kullandı. Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada Diyarbakır'ın Kurp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlediğini, bölgeye ekipler sevk edildiğini, 5 sivil vatandaşın şehit olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara kolonya ve maskenin yanında bir de mektup gönderdi. Salgına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı mektupta, Türkiye son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. 160 bin doktorumuz, 205 bin hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Müşteris olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz ifadeleri yer almaktadır. Çin'in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da 76 günlük karantinadan sonra şehrin sınırları yeniden açıldı. Bununla birlikte şehir içindeki bazı kısıtlamalar hala devam etmektedir. Yetkililer başka bir enfeksiyon tehdidinin devam ettiği konusunda uyarmaktadırlar. Koronavirüsün ilk olarak Aralık ayında tespit edildiği 11 milyonluk şehir 23 Ocak'tan beri karantinaya alındı ve dış dünyadan izole edildi. Bugün itibariyle şehir tren trafiğine ve uçuşlarına yeniden başladı ve otoyollar yeniden açıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kabinesi Operasyonel Merkezi'nden yapılan açıklamada 105 yeni koronavirüs enfeksiyonu kaydedildiğini, koronavirüs bulaşmış 19 kişinin tedavi edildiğini ve serbest bırakıldığını belirtti. Şimdiye kadar ülkede 822 kişiye koronavirüs enfeksiyonu teşhisi konuldu. 63 tanesi tedavi edilip iyileştirildi. 8 kişi öldü ve 751 kişi özel hastanelerde tedavi altına alındı. Bunlardan 33'ü kritik durumda, 47'si orta durumda ve diğerlerinin sağlığı stabildir. Ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.